Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de yeniden beraberiz. Bugün anlatacağım konuyu aslında 2 ay önce kısmen de olsa bahsetmiştim. Ama o kadar çok canlı sorular geliyor ki kliniğimize, muayenehanemize. Tekrar anlatmak zorunda, bahsetmek zorunda hissettim. Telefonla aranıyoruz, muayenehaneye gelen hastalar soruyor. Hocam biz zatürrejsi olalım mı? Ayrıca gelip zatürrejsi olmamız gerekir mi? Grip aşısı olacak mıyız, olmayacak mıyız diye hangi yaşta olalım olmayalım gibi bu sene bir yığın sorular var. Çünkü geçen yıl böyle bir şey yoktu. Bunun da sebebi bilindiği gibi korona. Yani insanlar koronadan korktuğu için koronaya karşı zatürre aşısı bizi korur mu veya grip aşısı bizi korur mu? Bunların faydası var mı yok mu gibi bir yığın sorular sormakta. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sonbahar kış daha önceki sonbahar kışlar gibi olmayacak. Yani bu sonbahar Ekim'den sonra ortalık karışacak. Yani tabiri caizse çarşı karışacak. Niçin karışacak? Bir Ekim ayında bilindiği gibi her sene influenza yani grip yani halkın bileceği gibi domuz gribi, kış gribi türleri tekrar ortaya çıkacak. Bununla birlikte pnömoni, streptokoksik pnömoni dediğimiz pnömoni ortaya çıkacak. Korona henüz bitmedi. Bitmediği için korona da bir yandan devam edecek. Korona, grip, pnömoni üçlüsü ortalığı dağıtacak. Burada geçirilen hastalığın hangisi olduğunu tespit etmek de bazen zorlanabilir. Bunda hekimler de zorlanabilir. Çünkü üçünün de semptomları birbirlerine yakın olabilir. Farklı olabilir, fark etmiyor. Griple koronanın akciğer tutulumu aynı olabilir. Onda da buzlu cam manzarası olabilir. Gripte de koronada da burundan PCR aldığımızda %50 doğruluk payı var. Bu yüzden üçü birbirine karışacaktır. Bu üçü birbirine karışacağı için grip aşısını ve zatürre aşısını mutlaka ve mutlaka yaptırmak gerekir. Grip aşısı, influenza aşısı Eylül'ün 15'inden sonra aşı gelir piyasaya çıkarsa bence bu sene herkese yapılmalı. 6 aydan büyük olmak üzere, 6 aylık çocukların üzerinde olmak üzere herkese yapılmalı. Çünkü daha önce riskli gruplara yapılsın gibi diyorduk. Ama şimdi herkese yapılmalı diyoruz. Çünkü hasta korona geçirir. Üzerine bir de influenza gribi alırsa, koronada ölüm Türkiye'de %3 civarında ortalaması. Ama üzerine böyle bir virüs alırsa bu daha yüksek rakamlara çıkabilir. Onun için grip aşısı yapılmalı mı sorusunun karşılığı evet. Grip aşısı 6 aylıktan büyük olan herkese bu sene yapılmalı diyoruz. Peki zatürre aşısı nedir? Bir de bu çıktı, herkes soruyor. Zatürre aşısı özellikle konjüge zatürre aşısı yani PCV13 denilen ki tek olduğu için piyasada ismini söyleyebiliriz. Prevenar 13 denilen aşı 65 yaşın üstündeki kişilere mutlaka yapılmalı. 65 yaşın altında 18-64 yaş arası gruplarda da kronik hastalığı olanlar, işte KOAH'ı olan, diyabeti olan, kalp yetmezliği olan, kanser hastalığı olan, immünsüpresif tedavi gören, tespit edilmiş bir AIDS'i olan, lösemisi olan, lenfoması olan, kronik karaciğer hastalığı olan, dalağa alınmış kişilerin mutlaka prevenarı bir kez olmak üzere sadece bir kez yaptırması gerekiyor. Konjüge bir aşı. Bu şu an sağlık ocaklarında sanıyorum aşı yok, gelecek deniliyor. Piyasada da pek bulunmuyor. İnşallah bir an önce bizim bu konuşmamızdan bir hafta sonra ay başında bu aşıların geleceği konusunda duyumlar var. Geldiği zaman mutlaka bu grup 65 yaş üstü, 65 yaş altı sorumlu kişiler. Ha bir de şu da var. Yaş 65 değil ama insanlar gene talep ediyor. 40 yaşında, 50 yaşında ben de zatürre aşısı olmak istiyorum. Benim olmam gerekir mi gibi. Aslında bunun net bir cevabı yok. Bunu bilemiyoruz ama o kişi eğer riskli bir kapalı ortamda çalışıyorsa, devamlı metro ile seyahat ediyor, geliyorsa, hastalık alma riski fazlaysa bu 50 yaşında da yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Bu yaşı 65 idi ama 50 yaşında benim şahsi kanaatimce böyle bir kılavuz yok. Ama yapıldığında da herhangi bir zarar olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. Çünkü koronanın üzerine bir de pnömokoksik pnömoni binerse o hastanın kurtulma şansı oldukça azalır. Bu yüzden bu soruların cevabını tekrarlıyorum. Grip aşısı mutlaka herkese yapılmalı. Zatürre aşısı, konjüge 13 aşısı 65 yaşın üstünde herkese yapılmalı. 65 yaşın altında da kronik hastalığı olan riskli hastalara yapılmalı. Ayrıca
65 yaş üstü evde ailesiyle birlikte olan insanlara da aile boyunca yapılmalı. Çünkü ailedeki o birey hastalığı aldığında 65 yaş üstüne de bulaştırabilir. O zaman bir evde 3 kişi, 4 kişi beraberse bunların artık yaşı da önemli değil. Onların da yaptırmasında bu sene için diyorum sadece COVID sebebiyle yaptırmasında fayda var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu konuyla ilgili kafada bir soru işareti var, anlaşılmadık bir şey varsa bize yazıp cevabını iletebiliriz. Teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.